One more game. We played perfect basketball. In the beginning of the game, we made turnovers, some more turnovers than usually, because we know that without Tavares, of course, is a big, big miss for Real Madrid. But without him, they change strategy and they play with different strategy with three bigs, Tyus, Garuba, and Tompkins on the three position. And we had a problem to defending Tompkins on the three position. He made, he found score. Also in offense, with that confusion, we made 9 turnovers in the first half. And that's the reason that we didn't have a chance to break the game in the first half. Second half, they play more regular, with regular five. And tonight, different than the first game, our guards, Micić and Larkin, they made their shots, and it's more very comfortable for us because when they made these shots, that it's very difficult to stop to our basketball. And then one more time, we won the game, a game with a big point difference, but not big sense, this difference, because now it's just 2-0 and we need to win one more game. Now we will go to Madrid. Bu akşam maça açıkçası çok iyi başlayamadık. Maçın başında biraz fazla top kaybı yaptık. Bunun sebebi Tavares'in Real Madrid'de eksik olduğunu biliyorduk. Ve Tavares, Real Madrid bu akşam farklı bir stratejiyle sahaya çıktı. 3 uzun içerideydi. 3 numaralı pozisyonda Tompkins oynuyordu ve bu stratejiye açıkçası karşılık verirken biraz top kaybı yaptık. İlk yarı 9 top kaybı yaptık ve Tompkins üzerinden Tompkins fazla sayılar buldu. Ancak ilk maçın aksine bu akşam Larkin ve Micić özellikle şutlarda çok yüzdeli oynadılar ve Larkin ve Micić şutları iyi soktuğu zaman kendi oyunumuzu aslında rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Ve bu akşam aslında fark yine ilk maçtaki gibi fazlaydı ama bu aslında sadece bir fark ama biz maçı aslında seriyi şu an 2-0'a getirdik ve önümüzde bir maç daha var. Bu maçı da kazanıp seriyi galip bir şekilde kapatmak istiyoruz. Evet, şimdi bir kere çok kilit bir maçtı bu maç ve 2019 Barcelona serisini hep hatırlattık oyunculara. Burada da ilk maçı kazanıp ikinci maçı kaybetmiştik ve sağ avantajımızı kaybetmiştik. O açıdan bugünkü maç çok kritikti. Yani ya Madrid'e çok avantajlı bir şekilde gidecektik ya da sağ avantajımızı kaybedip gidecektik. Oyuncular da bunun bilinci içerisinde çok iyi konsantre olmuşlar. Hepsini kutluyorum. Bu konsantrasyonun aynen şimdi 2-0 olmasına rağmen devam etmesi gerekiyor. Çünkü rakibimiz çok tecrübeli bir rakip. Yani ne olursa olsun biz bu maçlarda, bu iki maçta onlardan iyi de oynamış olsak hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayacak olan, mental olarak bırakmayacak olan bir takım. Onun için konsantrasyonumuzun üst düzeyde tutmaya devam etmeliyiz. İyi basketbol oynuyoruz. Çok iyi basketbol oynuyoruz. Bunu devam ettiriyoruz. İnşallah Madrid'de de aynı şekilde iyi oynamaya devam ederiz. Teşekkürler.